2000'li yıllarda milletlerin yaşama hakları, fertlerinin o milletleri meydana getiren içtimai unsur, yani insan unsurunun dayanıklılığıyla, zahiri dayanıklılıkla beraber manevi dayanıklılığa bağlı olduğunu anlayacaklardır. 21. asrın insanı kaliteli olmadıktan sonra dışarıya atılacak, atılacak. Milletler kaliteleri itibarıyla itibar görecektir. Kalitesiz milletler paryasını buna düşürülecek, hiçbir söz hakkı olmayacaktır. Onun için önümüzde ya kaliteli nesiller yetiştireceğiz ki kalitemiz ancak seciyemizle tesir olur. Seciye ise iman üzerinde kurulmadıktan, bina edilmedikten sonra seciye olamaz. Kalitemiz imanımızla mütenasiptir. İmanımız yüksek olduğu takdirde kalitemiz yüksektir. İmanımızın derecesi düştük sonra kalitemiz düşer. Binaenaleyh 21. asır insanı kaliteli insan olarak imanlı insanlar olacak. 20. asır imansızlığı temsil etmiştir. İnsanlığın felaketine sebep olmuştur. Ateistlik ve materyalistlik. Dine karşı bütün akımlar bu asırda en son haddine ulaşmış. 21. asır hepsini biz kalife mi der? Hepsini bertaraf edip hepsini atacaktır. 21. asır imansızlığı taşıyamaz. Materyalistliği taşıyamaz. Ateistlik, izmlilerin hepsi Moloz kabilinden elhamdülillah komünizmden başlamış. Efendim, izmlerin anası, babası komünizmdir zaten. Efendim, hepsi Moloz'a atılacak. Süpürülecekti. Yalnız hak ve hakikat üzerine olan, ona tabi olanlar 21. asırda onların temsil ettiği milletler payidar olur, devletler payidar olur. Ondan ötesi hepsini şükür katacak. Ve min Allah'a tevfik. Yetişir, hata vermedi. Allah Allah razı olsun. Sizden de. Başka yol varsa söylesin de. Miadı doldu. Miadı dolmuştu. 7-8 sene var, 2000. yıla efendim, tedbir alınırsa alınır, alınmazsa kanun hükmünü icra edecektir. Bize mühlet 2000'e kadardır. Ondan ötede işin şakası yok. Bu cemiyetlerin devamlılık kanunu vardır. Nasıl devam edebilir? O kanun haktır. Onu geçti mi bir kimse, o kanun onu mahkum eder, süpürür. 21. asırda her millete, her devlete yaşama hakkı olmayacak. Üstün kaliteli insan, üstün kaliteli millet payidar olur, devleti payidar olur. Ötekiler hepsi paryasını buna süpürür, atar, atıverecek. Biz şimdiden tedarikimizi görmeye mecburuz. Gerek milli talim ve terbiyemiz noktayı nazarından şimdi toz pembesi gösteriyorlar ama hiç toz pembe değildir. Yok. Toz pembelikten geçmiştir. Yani hastanın yüzüne makyaj yapmayla bu insan aldanmadır. Bu talim terbiye milli değildir zaten. Çünkü milli adet ve ananemize muhalif olan bir sistem üzerindeyiz. Aslında kilisenin, ondan sonra kiliseyi de mahkum eden ateizmin
tarih eğitimidir bu. Ateizm var. Sen bilirsin diyor. Şimdi Rabbul İzze, ey kulum siz bilirsiniz. Bakın, hayat hakkı isterseniz gelecek asırda tedarikte olunur. İstemezseniz Estağfirullah فَدَمْدَمْ عَلَيْهُ رَبُّهُمْ بِدَمْهِ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Çok da onları sildim süpürdüm diyor. Silip süpürdüğüm vakitte kimseden korkum yoktu diyor Cenab-ı Allah. Yani ilahi hüküm yerini bulduğu vakitte bir kavim için, bir millet için, bir devlet için ilahi hüküm hak olup yerini bulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın korkacağı bir merci yok ki. Allah hükmünü verdikten sonra bir milleti de süpürür, bir ümmeti de ortadan kaldırır, yüz devleti, imparatorlukları da kaldırır. Efendim, kimseden korkusu yoktur Cenab-ı Allah'ın. Hükmünü verdiği vakitinde ve hükmü yerine geldiğinde onu korkutacak bir akıbet yoktur. Haşa. Onun için kalitelisi yaşasın, insanların kalitesini süpürüsü bilsin. Darnesi düşecek, samanı savrulacak. Netice bu. Savrulacaklar bizi. Yaparlar böyle. İyi bir fırtına çıkacak, böyle savura savura. Darnesi düşer, samanı savrulur. Nasıl olsa çok. Saman çok. Lanet olsun. Yani insanın kalbinde imanı yeşersin, gürlesin ki gelecek asırda efendim şan ve şerefimizle devletimiz, milletimiz devam etsin. Ne inşallah. Çok devletler inkıraz oldu. Çok milletler kalkıp gitti. İsimleri de baktı, kendileri de baktı. Onlar da arasında batıp gider. İnşallah maşallah olduktan sonra batmayacak ama bize düşen bir şey var da ondan korkuyorum. Batılda ısrar ettikleri takdirde batıl dayanmayacak. Batıl bizi, bina bizi barındıramaz. Hoca bir milletin batıl binasında barındıramazsınız. Murad-ı ilahi yükseltme istikametinde olunca ıslahlarına da esbab halk eder inşallah. Talip olurlarsa. Bakarsınız nereden nereye. Hadi bana vereceğim ama. Hazreti Ömer talip değil de efendim, dilerse kendi dilinden de verir. Talebi de o verir. Hepsinin kökü o. Biz topir. Evet. İnşallah. İyi olur. Siz maşallah çok niklinsiniz. Efendim? Çok niklinsiniz. İnşallah istikbalarınız da. Niklinliğim. Elbette ki kalitesizler kalitelilere hükmedecek değildir artık. 2000'de. Ümidimiz olur. Yani ümidimiz olur ki netice itibariyle efendim hak üzerine olan kaliteli olan kimseler devam edecek. Onlar işi ileri götürecek. Kalitesizleri defterleri duracaktır. Yani Murat'ın İstediğimiz olur ki insanlık en yüksek kalitede insanlık olsun. Bugünkü insanlık maalesef kalitesizdir. Kalitesi pek düşüktür. İşte Cenab-ı Hak bizi bütün dünyayı dolaştırdı. Buradan çıkardı. İstanbul'dan çıktık. Avrupa, Amerika, Asya, efendim, Pakistan, Afganistan, Türkistan, buraya geçişti. Hepsini seyrettirdi. Kalitesi, bu insanlığın bu derecede düşük olan kalitesi, düşük insanlık tarihte geçmemiş. Bizden düşük değiliz inşallah. Efendim? Umumi vaziyet itibariyle en düşük biz değiliz inşallah diyorum. Onu söyle.
Neyse çok şey istatistik meraklısı varsa onların istatistiğini yapan, grafiğini çektireceğim, şunu yapan, böyle yapan, şöyle yapan, onlara havale vermemiş. Tahkikatını onlar yapsınlar. Yaptıktan sonra elbette ki görülecektir. Araştırması yapıldıktan sonra birbirine bugünün bu kayasası yapıldığında hangi film üstadım? Yakın, evet. Yakın zamana bakarsak elhamdülillah. Çok uzakla mukayese edersek kendimizi besbaralız ama 20-30 sene evveliyle elhamdülillah. Madem ki dönüş başladı, mesele yok. Ne buyuruyorsun? Dün ile bugünün mukayesesi yalnız milletimiz hakkında değildir. Devletimiz hakkında da değildir. Onun dünya üzerinde olan dün ve bugün. Elbette ki subhanallah dünya üzerinde bu dediğimiz veşhede değişiklik başlamıştır. Yani insanı hayvanlaştıran sistemlerden aşağılık derecesinden insanları kurtarmaya doğru müthiş bir hareket, yani önlenemez bir hareket başlamıştır. Onun için diyorum, 2000'e doğru ıskartaya çıkacak çok var, atacak artık. Iskartasını atacak, kalitelisini durduracak. Iskartasını kında kim duruyorsa muhakkak gidecektir. Burayı suya atarlar da, efendim, ağırın altına düşer, o boşları böyle sürünür, eller alır. Bunu ne yaparlar? Onu böyle atıyorlar. Altında o zaman özgürsüz. Elhamdülillah intibak, uyanıklık başlamıştır. Komünistliğin yıkılması müthiş bir değişiklik olmuştur. Gerçi burada bunu bir gazete havadis olarak veyahut fikir olarak söylüyor. Komünizm diyor, öyle tetikte bekliyor, tekrar millete hücum etmek için, yine insanları mahkum etmek için. Lakin o fikre ben iştirak etmem. Orada Gorbaçov'un bir sözünü yazmış o gazete, efendim, ve diyor ki, komünizm nadastadır. Komünizm nadasta diyor, altına bak. Şeyi. Pastör var şimdi. Yok, o değil. Komünizm nadasta diyor. Gorbaçov'un sözü var altında onun. Ve o gazetede diyor ki, yani atakta duruyor komünizm. O bundan sonra komünizm ölü dirilirse, ölü Allah diriltir de, bu komünizm geberdikten sonra bunun kalkması yok. Komünizmin milletlere ve dünyaya hükmetmesi artık hayalde. Hayalin içine de giremez. Çünkü tabanı kalmamıştır. Elhamdülillah. Tabanı bittikten sonra taban durmaz. Müthiş inkılaptır. Yaklaşmaktadır. Müthiş bir inkılap da var. Bütün batılı yakacak ateş de var. Olay değil. 2000'li yıllara yetişmesi olay değildir. Çok ateşten geçirip çok çelik verdikten sonra yetişecek insanlar vardır. Bu kadar kalabalık yetişecek değil zaten şeye. 20. aşağı. Yok. Çok tel kalaşacak. 7 milyarsa 1 milyar kalacak tel kal. Belki bize de bir ev düşer diyor. Hacı Bey. Merak etme. İnşallah. Beton kulelerle yıkılacak. Yüzünü örtmeyecek.
Ve min Allah'a tevfik. Allah bizi dünyanın ulaşacağı saadet günlerine bu şekavetten kurtulup saadete erişeceği, zulmetten kurtulup nura erişeceği, imansızlıktan kurtulup imana ulaşacağı günleri de göstersin. Amin. Bize de milletimize de. Hürmetin Fatiha. 12 Haziran 1900